Merhaba arkadaşlar. Ben Amerikan Kültür Kolejleri Türkçe öğretmeni Gülşah Güldemir. Bugün kurumumuzun da kullanmış olduğu çalışkan akıllı defterden fiilimsi konusunu işleyeceğiz. Fiilimsi neydi arkadaşlar? Fiilimsi fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türeyen fakat fiil olma özelliğini kaybeden Cümle içerisinde isim, sıfat, zarf görevleriyle kullanılan sözcüklere deniyordu. Normalde fiilimsiler fiilden oluşuyorlardı ama zamanla belli başlı ekler alarak isim, sıfat ve zarfa dönüşüyorlardı. Biz fiilimsi bulurken öncelikle şuna dikkat etmeliyiz. Yüklemi bulmaya dikkat etmeliyiz. Yüklem neydi? Cümlede yargıyı belirten bölüme biz yüklem diyorduk. Cümleyi tamamlayan bölüm yüklemdi arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yüklemi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra geri kalan kelimelere biz meyma eki geliyor mu ona bakıyoruz. Meyma eki eğer geliyorsa, olumsuz olabiliyorsa ya da mekmak eki alabiliyorsa onlar fiilimsidir. Buna dikkat edelim. Önce yüklemi buluyoruz. Daha sonra geri kalanlar, mema olumsuzluk eki alabiliyor mu ona bakıyoruz. Alabilenler fiilimsidir. Adı üstünde fiilimsi, fiilimsi artık fiil değildir. Aynı ekşimsi dediğimiz gibi. Biz bir şeye niçin ekşimsi deriz? Çünkü tam ekşi değildir, ekşiye yakındır. Fiilimsi demek de fiile yakın ama artık fiil özelliğini kaybetmiş demektir. Buna dikkat edelim. Bizim fiilimsilerimiz üçe ayrılır. Biraz önce ne demiştik? Belli başlı ekler alarak isme, sıfata ve zarfa dönüşüyordu. İşte isme dönüşürse bunun adı isim fiildir. Sıfata dönüşürse bunun adı sıfat fiildir. Zarfa dönüşürse bunun adı zarf fiildir. İsim fiilin kodlaması mayışmaktır. M, ma, ış, iş, mak, mek ekleri alır. Sıfat fiilin kodlaması anası mezar dikecekmiş. An, en, ası, esi, maz, mez, ar er, dık dik, ecek acak, mış mi oluyor. Zarfı ile geçtiğimizde ise ıp ip, arak erek, kan ken, ınca ince, dıkça dikçe, alı eli, a a e e, R ve mez birlikte grup halinde kullanılıyor. Bu çok önemli. R tek başına kullanılırsa güler yüz gibi bu sıfat fiildir. Ya da mez tek başına kullanılırsa görünmez adam gibi nasıl adam görünmez adam yine bu da sıfat fiildir. Ama R ile mez birlikte grup halinde kullanırsam bu zarf fiildir. Görür görmez yanıma geldi. Duyar duymaz koştum. Madan meden, maksızın, meksizin, dığında diğinde asıya, esiye. Bunlar bizim zarf fiileklerimiz. Gelelim fiilimsi ile çekimli fiilin arasındaki farka. Fiilimsi ne demiştik? Fiil olma özelliğini kaybetmiş demiştik. Fiilimsiler arkadaşlar hiçbir şekilde kip ve şahıs eki almazlar. Ama çekimli fiiller kip artı şahıs eki alırlar. Zaten biz kodlamasına ne demiştik çekimli fiilin? Fiil artı kip artı şahıs buna dikkat ediyoruz. Fiilimsiler aldığı eke göre isme dönüşebiliyordu, sıfata dönüşebiliyordu ve zarfa dönüşebiliyordu. Bu önemliydi bizim için. Şimdi bir sağlama yapalım. Biraz önce konuştuğumuzun sağlamasını yapıyoruz. Önce yüklemi buluyorsun. "Beni aradığını yeni öğrendim." dediğimde benim yüklemim öğrendim. Çünkü cümleyi tamamlayan öge öğrendimdir arkadaşlar. Cümleyi tamamlayan yargıya biz yüklem deriz. Mesela bakalım ben seni görünce cümleyi burada bıraktım. Cümle tamamlanmış oldu mu? Ben seni görünce. E ben seni görünce ne oldu? Nokta 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 devamı yok. O zaman ben bunda yüklem kullanmamış oluyorum. Yüklem cümleyi tamamlayan bölüm oluyordu. Ben seni görünce mutlu oldum dediğimde cümleyi tamamlamış oldum, yüklemi kullanmış oldum. Beni aradığını yeni öğrendim dediğimde yüklem öğrendim. E bakın aradığını aramadığını olumsuzluk eki alabiliyor ya da aramak fiil ee, mastar eki getirebiliyorsun sen. O zaman aradığını derken bu fiilimsidir. Bugün beni aramışsın dediğimde ise aramışsın yüklemdir. Cümleyi tamamlıyor çünkü. Gördüğünüz gibi mışmış duyulan geçmiş zaman eki almış bir de şahıs eki almış sen öğrenmişsin. Gelelim çalışmayı birlikte yapalım şimdi. Bizden ne istiyormuş? Aşağıdaki cümlelerde hem fiilimsi hem de çekimli fiiller kullanıldı. Fiilimsilerin altını kırmızı, çekimli fiillerin altında mavi kalemle çizelim. Önce bence biz çekimli fiillerimizi bulalım. Mavi kalemle çizelim altlarını. İşin bitince beni ara mutlaka. Benim yüklemim burada ara. Bunları sana anlattığımı kimse duymasın lütfen. Bakın devrik cümle. Yüklem illa sonda olur diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yüklemi nasıl buluyorsunuz? Devrik olsa bile kurallı hale getiriyorsunuz. Lütfen bunları sana anlattığımı kimse duymasın. Duymasın burada benim çekimli fiilim, yüklemim. Olumsuzluk eki almış. Sınsın şahıs eki. Üçe baktım. Yüklemim sordu. Çekimli fiilim. Sıkıldım. Benim çekimli fiilim. Bakın bu da devrik bir cümle anlamıyorum çekimli fiilim. Bir de söylemezsin de çekimli fiil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim sıralı cümle diye bir cümle çeşidimiz vardı. En az iki yüklem art arda gelirken arada virgül ya da noktalı virgül kullanılıyordu. Buna sıralı cümle deniyordu. Söylemezsin anlamıyorum. İkisi de benim yüklemim. Akşam olup işten çıkınca benimle konuşmak istediğini söyledi. Söyledi yüklem cümleyi o tamamlıyor. Bu bir yargı. Her geçen gün Biraz daha iyileştiğini görüyorum. Görüyorum yüklem. Kullanılmış kağıtları ayrı bir yerde toplamalıyız. Toplamalıyız yüklem. Kullanılmış burada yüklem olamaz. Neden yüklem olamaz? Bir cümle kurmamış. Nasıl kağıt? Kullanılmış kağıt. Bu sıfat fiil arkadaşlar. Biraz sonra yine bakacağız zaten. Ailemde konuşmadan bu teklifi kabul edeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Burada da devrik bir cümle var. Düşünmüyorsun benim yüklemim. Şimdi çekimli fiilleri bulduk. Sıra geldi fiilimsileri bulmaya. İşin bitince beni ara mutlaka. Bitince derken ince ince benim zar fiilimdir. Bunları sana anlattığımı kimse duymasın. Dık dik benim fiilimsimdir sıfat fiilim. Yanıma gelerek elindeki kağıtta yazılı olan adresi sordu. Bakın gelmek fiilinden oluşmuş, erek, arak, alarak fiilimsi olmuş. Ya da olmak fiilinden oluşmuş, an, en, alarak sıfat fiili olmuş. Seni bekletmekten sıkıldım doğrusu fiilimsi. Gecikeceğini önceden niye söylemezsin anlamıyorum. Ecek acak fiilimsi. Akşam olup işten çıkınca benimle konuşmak istediğini söyledi. Burada arkadaşlar tam tamına dört tane fiilimsi var. Olup derken ıp ip, çıkınca derken ınca ince, konuşmak derken makmek, istediğini derken dık dik. Her geçen gün biraz daha iyileştiğini görüyorum. Her geçen gün biraz daha iyileştiğini görüyorum derken geçen sıfat fiil, dık dik sıfat fiil. Kullanılmış kağıtları bir ayrı bir yerde toplamalıyız kullanılmış burada yine sıfat fiil. Arkadaşlar biz sıfat fiilleri şöyle de buluyoruz. İsimden önce gelip isimleri niteleyen sözcüklere sıfat diyorduk ya. Sıfat fiiller de bu görevi görüyor. Ha bu nerede olmuyor? Atlaşmış sıfat da olmuyor. Onu da birazdan göreceğiz zaten. 9'a bakıyorum. Konuşmadan derken madam meden kullanılmış. Edeceğimi derken ecek acak kullanılmış. Hepsini sırayla bulmuş olduk. Ne demiştik? Fiilimsiler fiile benzerdi ama cümleyi bitiremezlerdi. Çekimli fiil aralarındaki fark buydu. Çekimli fiiller ne yapardı? Kif ve şahıs eki alırdı ama fiilimsiler alamazdı. Fiilimsiler belli başlı başka ekler alırdı ve bu ekleri aldıklarında isme, sıfata ve zarfa dönüşürlerdi. Bunlar önemli bilgilerimizdi bizim. Buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Tekrar söylüyorum. İsim kökünden asla türemiyorlar. Fiil kök ve gövdelerinden türüyordu fiilimsilerimiz. Kök ve gövdeler fiil özelliği gösteriyordu. Fiilimsi yaparken kullanılan ekler bu arada yapım eki sayılır arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz eklerimiz yapım ve çekim olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bizim fiilimsi eklerimiz yapım eki sayılıyor. Kip ve şahıs ekleriyle asla fiilimsiler çekimlenemiyor. Bu önemliydi. Fiile benziyorlardı ama fiil özelliği artık gösteremezlerdi. Artık fiil özelliğinden uzaklaşmışlardı. Bunlar bizim önemli özelliklerimiz. İsim fiilin ekleri neydi? Mayışmak isim fiilin ekleriydi. Bu önemliydi. Buna biz isim fiil dışında at eylemde diyebiliyorduk arkadaşlar. Bilgi edinmenin değişik yolları vardır dediğimde vardır benim yüklemim bilgiye sen fiilimsi diyemezsin. Neden diyemezsin? Bu yapı eki almış bir sözcük arkadaşlar. Bilmekten bilgi olmuş. Bakın gördüğünüz gibi fiilimsi eklerinden hiçbirini zaten almamış. Son hali bir isim bunun. Edinmenin değişik yolları derken edinmekteki şuradaki meMA isim fiilimdir benim. Evet, önemli bir başka özellik arkadaşlar. İsim fiiller bir isimden önce gelip onları niteleyerek cümlede sıfat göreviyle de kullanılabilirler. Bakın şimdi sıfat neydi önce onu bir düşünelim. İsimden önce gelip ismi niteleyen sözcüklere bir sıfat fiil diyorduk. Süzme bal derken nasıl bal süzme bal, nasıl köprü asma köprü, nasıl çiçek yapma çiçek dediğimizde Bunlar sıfat türüdür artık. Ama sıfat türüne nasıl ulaşmışlar? Mma isim fiil ekini alarak sıfat olmuşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bu direkt soru kalıbıdır arkadaşlar. Şöyle sorar sana. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması isim fiilden oluşmuştur der. Böyle bir durumda sen buradaki örnekler gibi örnekler karşına çıktığında bunu yapmalısın. Meyma ekini olumsuzluk ekiyle karıştırmamalıyız arkadaşlar. Onu arama derken benim yüklemim ne? Arama benim yüklemim cümleyi tamamlayan bölüm. O zaman bu benim olumsuzluk ekimdir. Ama onu aramanı istemem dediğimde, isteyemem dediğimde, isteyemem benim yüklemim, o zaman buradaki... Mema nedir? İsim fiildir. Zaten eğer mema isim fiil ise olumsuzluk eki alabilir arkadaşlar. Aramamanı dersin. O zaman bakın bir olumsuzluk eki daha alabiliyorsa orada senin isim fiilin vardır. Olumsuzluk ekin değil. Iş iş ekini de fiilden fiil yapım ekleriyle karıştırmayın. Onunla selamlaştık. Selamdan selamlaşmak olmuş. Ama onun beni selamlayışı çok kibardı dediğimizde şuradaki ış iş isim fiilimiz. Evet bu sorumuza birlikte bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mema ikini alan sözcük fiilimsi değildir? Tehlikeli yerlerde yüzme, boğulabilirsin. Yüzme derken mema burada olumsuzluk eki. Cevabımız A seçeneği. Yine devam edelim. B. Babadan kalma ne varsa hepsi elden gitti. Gitti benim burada yüklemim. Babadan kalma her şey. Babadan kalma ne varsa. Buradaki mema isim fiil. Başkalarını küçük görmesi derken. Mema. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor derken de mema isim fiil. Hepsi fiilim özelliğinde ama A seçeneğinde olumsuzluk eki var arkadaşlar. Tehlikeli yerlerde yüzme. Evet, gelelim sıfat fiil türüne. Sıfat fiilin diğer ismi ortaçtır arkadaşlar. Anası mezar dikecekmiş diye eklerinin kutlandığını biliyorduk. Özellikle neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Sıfat fiil sıfat özelliği gösteriyordu. İsimden önce gelip ismi niteliyordu. Tüketen toplum olmaktan çıkıp üreten topluma dönüşmeliyiz. Dönüşmeliyiz cümleyi tamamlayan bölüm. Benim yargım, yüklemim Tüketen toplum olmaktan çıkıp üreten toplum derken buradaki an enler bizim sıfat fiilimiz. İstanbul gezilesi yerlerle dolu bir şehirdir. Gezilesi, gezilesi yerlerle dolu bir şehirdir derken bizim yüklemimiz burada gezilesi yerlerle dolu bir şehirdir. Ama buradaki esası bizim sıfat fiilimiz. Hemen sağlamamızı da yapalım nasıl yer gezilesi yer. sağlamamı yaptım sıfat olduğunda gördüm ben onu. Laf anlamaz bir adam olup çıktın derken çıktın yüklen. nasıl adam, laf anlamaz bir adam, mezmaz sıfat fiil sağlamayı yaptık zaten. Sonuçlanmamış olaylar hakkında konuşmam dediğimde ben konuşmam benim yüklemim. Bakın buradaki mışmış nasıl olaylar sonuçlanmamış olaylar isimden önce gelmiş. İsimden önce gelip ismi nitelemiş. Yani bu bir sıfat fiildir. İşim bitince koşar adım eve döndüm. Döndüm yüklem. Bakın adım, isim. Nasıl adım? Koşar adım. Ar er zaten sıfat fiil. Artık yürüyecek halimiz kalmadı. Kalmadı yüklem. Yürümek fiilinden oluşmuş. Ecek acak gelmiş. Bu da sıfat fiil aynı şekilde. Nasıl hal? Yürüyecek hal. Hemen önemli özelliğimize geçelim. Bir hatırlatmamız var. Mış, ecek, dik, ar, mez eklerini kipekleriyle karıştırmayalım. Özellikle devrik cümleleri kurallı hale getirip düşünün. Bu çok önemli arkadaşlar. Çok da karıştırılan bir şey. Gelecek yıl tatile çıkacağız dediğimde, Hangi yıl gelecek yıl? Bakın çıkacağız yüklem orada arkadaşlar. Hangi yıl gelecek yıl dediğimde burada sıfat fiil. Ama o bize gelecek dediğimde cümleyi tamamlayan bölüm gelecek. O da benim yüklemim oluyor. Yani orada fiilimse özelliği yoktur. Bir yargı bildiriyor, cümleyi tamamlıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken neymiş? Yargı bildiriyor mu, cümleyi tamamlıyor mu? Cümleyi tamamlıyorsa çekimli fiildir. Ama Cümleyi tamamlamıyorsa, isimden önce gelip ismini teliyorsa sıfat fiildir. Hemen bakalım. Yıkanmış çamaşırlar dün. Devrikse kurallı hale getiriyordun. Dün çamaşırlar yıkanmış ya da çamaşırlar dün yıkanmış dediğinde buradaki yıkanmıştaki mışın sen duyulan geçmiş zaman olduğunu anlayabiliyorsun. Yıkanmış çamaşırları astı. Bakın yüklem burada astı. Hangi çamaşırlar? Yıkanmış çamaşırlar. Burada da sıfat fiil kalmış. almış. Devam edelim. Şu örnekler üzerinden gidelim. Aşağıdaki cümlelerde mavi ile çizilmiş sözcüklerin sıfat fiil olup olmadıklarını kontrol edelim. Tek tek bulalım bakalım. Öyle bir soru sordu ki söyleyecek söz bulamadım. Benim yüklemim burada bulamadım. Nasıl söz? Söyleyecek söz. Bakın sağlamasını yaptık. Bunun bir sıfat fiil olduğunu gördük. Vizyona yeni giren bu filmi de izlemedik henüz. Devrik bir cümle. Vizyona yeni giren bu filmi biz de henüz izlemedik. İzlemedik burada yüklem arkadaşlar sıfat fiil değil, değil. Cümleyi tamamlıyor çünkü. Bazı öğrenciler sınavda soruların tamamını doğru bilmiş. Cümleyi tamamlayan bölüm bilmiş. O zaman bu sıfat fiil değil, değil. Ama bilmiş çocuk deseydik bu sıfat fiildi şu güzel ülkemizin görülesi ne kadar güzel yerleri var. Burada yüklem var. Görülesi güzel yerler. Esi ası benim sıfat fiilimde. Çocuk verdiğiniz kitapta çözmedik soru bırakmamış. Bırakmamış benim yüklemim. Nasıl soru çözmedik soru. Bu sıfat fiil. Toplantıya katılmayanlar bu kitapçıkları baştan sona gözden geçirmeli. Geçirmeli benim yüklemim. Göz, kim gözden geçirmeli? Toplantıya katılmayan insanlar. Burada atlaşmış sıfat da var arkadaşlar. An-en an var bakın şurada. Sıfat fiili. Cevabım sıfat fiili. Atlaşmış sıfata bakalım şimdi. E, Fiilimsi konusunda en çok e, dikkat etmeniz gereken kalıcı atlar ve atlaşmış sıfatlar arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Sıfat fiillerde sıfatlar gibi nitelediği isim düştüğünde atlaşıyorlar. Evet. Sıfat fiillerde aynı sıfatlar gibi isim düştüğünde atlaşıyor arkadaşlar. Biz atlaşmış sıfatı nasıl öğrenmiştik? Yaşlı insanlara e, yer veriniz dedik mesela. Yaşlı insanlara yer veriniz. Nasıl insan? Yaşlı insan. Burada bizim sıfat tamlamamız var. Sıfatımız oluşmuş. İnsan, isim, yaşlı, sıfat. Ama biz yaşlılara yer veriniz dediğimizde oradaki yaşlı artık isimleşmiş oluyor. Çünkü yanındaki insan kaybolmuş oluyor. Yani yanındaki isim yok olmuş oluyor. Aynısı sıfat fiiller için de geçerli. Şimdi sen minareyi çalan kişi kılıfını hazırlar deseydin bu sıfat fiilde e, tamlama oluşmuş olacaktı. Yani burada bir Sıfat fiil de bir tamlama olacaktı, sıfat tamlaması olacaktı. Ama sen yanındaki kişiyi düşürmüşsün, yanındaki ismi düşürmüşsün. O zaman minareyi çalan kılıfını hazırlar dediğimde çalan bölümünde atlaşma sıfat fiil oluşuyor. Dostun attığı taş baş yarar. Dostun attığı taş baş yarar. Nitelediği isim duruyor. Hangi taş? Dostun attığı taş. O zaman burada sıfat fiil sıfat görevinde kullanılmış. Atlaşmış olmamış arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi zarf fiile bakalım birlikte. Zarf fiillerdeki ekleri daha önce görmüştük. Zarf fiilin diğer ismi bağ fiildi. Tekrar ekleri bir tekrar edelim. Ip ip, arak erek, kan ken, ınca ince, dıkça dikçe, alı eli, a a e, e remez, madan meden, maksızın, meksizin, dığında, diğinde, asıya, esiye şeklinde bizim eklerimiz. Adam yanımıza gelip bir şeyler sordu dediğimde sordu benim yüklemimdir. Bakın şuradaki gelip dediğimizde ıp ip şuradaki ıp ipi kullanıldığını görüyoruz. Zaten biz zarfları daha öncesinde 7. sınıfta işlemiştik arkadaşlar. Biz zarflara ne demiştik? Zarflar yüklemden önce gelip yüklemi teliyordu. Onlara ne özelliği veriyordu? Nasıl soru sorabiliyorsan durum veriyordu. Ne zaman sorusu sorabiliyorsan zaman veriyordu. Fiilimsilerimizde, zarf fiillerimizde karşımıza sadece zaman ve durum zarfları çıkacak arkadaşlar. Zamanda sen ne zaman sorusunu soracaksın? durumda nasıl sorusunu soracaksın. Yani bu zarf fiiller cümleye sadece iki anlam katacaklar. Bu önemli buna dikkat etmemiz gerekiyor. Birincidekine bakalım. Adam yanımıza gelip bir şeyler sordu. Nasıl sordu? Yanımıza gelip sordu. Bakın burada durum anlamı katmış nasıl sorusuyla. Buraya kadar yürüyerek gelmiş. Gelmiş benim yüklemim. Bakın yürümek fiiline erekarak gelerek zarf fiile dönüştürmüş. Nasıl gelmiş? Yürüyerek gelmiş. O zaman burada durum zarfı olarak kullanılmış. Ders çalışırken müzik dinler. Dinler yüklem. Ne zaman dinler? Ders çalışırken. Bakın şuradaki ken, kan da bizim zarf fiilimiz. Biraz önce söylediğim tekrar edilmiş. Zarf fiiller kullanıldıkları cümleye ne katıyormuş? Zaman ve durum anlamı katıyorlarmış. E, zaman da biz ne zaman sorusunu soruyormuşuz. Durum da nasıl sorusunu soruyormuşuz. Varır varmaz aramayı unutma. Sorumuza bakın. Ne zaman varır varmaz? O zaman zaman anlamı katıyor. Ne zaman yola çıktı? Gün doğmadan. Zaman anlamı katıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır? Tek tek bakarak ilerleyelim. Kitap okurken not almayı alışkanlık edindim. Edindim benim yüklemim. Cümleyi tamamlıyor. Çekimli fiilim var. Şuradaki kende zarf fiilim. Dosya bulunca herkes derin bir nefes aldı. Aldı benim yüklemim. Ince ince zarf fiil. Hava karardığında kasabamın sessizliğe bürünür. Bürünür yüklem. Dığında diğinde zarf fiil. Anlayamamışımdır. Benim yüklemim. Ama bakın musluğu açık bırakanları hiç mi hiç anlayamamışımdır derken bırakanlardaki an en benim sıfat fiilim. Hatta arkadaşlar biraz önceki konuyu tekrar etmiş olalım. Bırakanları hiç anlayamıyorum dediğimde ben bırakan insanlardan bahsediyorum. Burada atlaşmış bir sıfat fiil var. Benim cevabım D seçeneği burada sıfat fiil var. A, B ve C de zarf fiil var. Gelelim kalıcı at diye bir konumuz daha var arkadaşlar. Kalıcı at neydi? Fiilimsi eki oluyordu. Ama zamanla bu sözcükler fiil olma özelliğini kaybederek yeni bir kavramın ismi oluyorlardı. Ve biz bunlara kalıcı isim diyorduk arkadaşlar. Bunların adı kalıcı isimdir. Aldığımız eti kızart aldığımız eti kızartmaya koyulduk. Kızartma eşimin gerçekleş kızartma eyleminin eylemini gerçekleştirmekten bahsediyor burada. Mema burada isim fiil. Bunda sıkıntı yok. Ama bu akşam sanırım kızartma yiyeceğiz derken patatesi kızartarak yaptığımız o yiyeceğin ismini artık kızartma demişiz. Devam edelim. Odasına girince onu bir şeyler yazar halde buldum. Buldum yüklem. Yazar halde derken ar er benim sıfat fiilim. O bir yazar olarak oldukça iyi yerlere gelecektir dediğimde gelecektir yüklem. Yazar da yazan kişiye deniyor. Bu kalıcı ad. Yani buradaki kalıcı ad, Buradaki kalıcı ad. Bakalım şimdi kalıcı at mı fiilimsi mi bunun kararını veriyoruz birlikte. İleri de politikaya atılıp bakan olmak istiyormuş. Bakan bir makam mevki sahibi arkadaşlar makam mevkinin adıdır bakanlık. O zaman sen buna kalıcı isim diyorsun. Buraya kadar bana bir konuyu danışmaya gelmişler. Burada fiilimsi kullanılmış ama belgeleri danışmaya bıraktım dediğimde burada kalıcı attır. Şişeyi buzluğa koyup suyu dondurmaya niyetlendi. Dondurma eyleminden bahsediyor fiilimsi. Ama dondurma yedim deseydi bu kalıcı attı. Onun yaptığı hata yüzünden hepimiz soruşturma geçirdik. Soruşturma derken kalıcı Akşama kadar bir şeyler yemekten karnımız ağrıdı. Yeme eyleminden bahsediyor. Burada fiilimsi. Halk şiirinde atışma önemli bir yer tutar. Arkadaşlar burada atışma kalıcı bir isim. Atışma eski zamanlarda ozanlarımızın yaptığı hatta günümüzde devam eden bölgelerde var. Ozanlarımızın yaptığı bağlamayla olan ee, karşılıklı doğaçlama söyledikleri sözlere o yaptıkları eyleme biz atışma adını veriyoruz. 7'ye bakalım. Yazının giriş bölümü her şeyi gayet açık anlatıyor giriş derken kalıcıat. İyi ki gelmişim çünkü ikramda dolma vardı. Dolma yediğin yemeğin ismi artık dolma olmuş. Kalıcı bir at. Yaptıklarına bakılırsa başarılı bir çizer olacak. Aynı şekilde kalıcı at. Çizen kişiye çizer diyoruz. Devam edelim. Cümle içinde bir fiilimsinin kim tarafından gerçekleştirildiğini, yerini, zamanını, yönünü ve sebebini belirten tüm ifadeler fiilimseye bağlı olur. Yani birlikte grup şeklinde kullanılır. Yenir yüklen burada. Yenen ne? Akşam yemeği. Benim özlem. Peki akşam yemeği ne zaman yenir? Babam işten gelince. Arkadaşlar bunun hepsini sen zarf fiil grubu olarak almak zorundasın asla ayıramazsın. Sorduğun soruya zaten birlikte cevap veriyor. Babam işten gelince yeniyormuş akşam yemeği. Akşam yemeği ne zaman yenir? Babam işten gelince. Devam edelim. Annem eve misafir geleceğini söyledi. Söyledi yüklem. Söyleyen kim? Annem özne. Peki annem neyi söyledi? Eve misafir geleceğini. O zaman burada sen bunu toplu halde alacaksın. Bu çünkü nesneyi oluşturuyor. Zaten biz cümlenin ögelerini gördüğümüz için rahatça bunları bulabiliriz. Şimdi fiilimsi grupları ile alakalı bir soru çözelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ifade anlamca fiilim, fiilimsiye bağlı değildir? Bakalım şimdi. A. Malzemeleri alıp evin yolunu tuttum. Tuttum yüklemdir. Kim tuttu? Ben tuttum. Neyi tuttum? Evin yolunu tuttum. Nasıl tuttum? Malzemeleri alıp. Bakın bunu ben birlikte almak zorundayım. Nasıl tuttum dediğimde malzemeleri alıp benim durum zarfıma cevap olarak kullanılıyor. A gitti. Çalışmaya başlamadan önce biraz müzik dinlerim. Dinlerim yüklem. Ben dinlerim. Ne dinlerim? Biraz müzik. Peki ne zaman dinlerim? Çalışmaya başlamadan önce. Bakın burada ıp ip almıştı. Burada meden alındı. B şıkkı da gitti. C'ye bakıyorum. İstanbul yurt dışından gelen bilim adamlarını ağırladı. Ağırladı yüklem. Bir başkadır benim yüklemim. Bir başka olan ne? Kitap okumanın tadı benim öznem. Peki ne zaman kitap okumanın tadı bir başkadır? Yolculuk yaparken. Bakın kanken var burada. Bu da zarf fiil. O da gitti grup halinde. Cevabımız C seçeneği. Şimdi fiilimsilerle alakalı ek bilgilerimizin üzerinde duralım arkadaşlar. Fiilimsiler yardımıyla birden fazla cümleyi birleştirerek tek cümleye indirebiliriz. Evet, eve geç geldi, mutfakta yiyecek bir şey bulamadı dediğimde ben iki tane yüklem olduğuna göre iki tane de cümlem var benim burada. Ama eve geç geldiği için mutfakta yiyecek bir şey bulamadı dediğimde tik dik kullanıyorum gördüğünüz gibi. Yani ben ne yaptım? İki cümleyi birleştirerek tek cümle haline getirdim. Ve bunu yapmamı, yapmamı sağlayan nedir benim fiilimsidir? Sabah erkenden kalktı, giyindi, güzel bir kahvaltı yaptı, akşamdan hazırladığı çantasını aldı, evden çıktı. Gördüğünüz gibi burada kaç tane cümle var? Yüklemleri sayarak bunu bulabiliriz. Kalktı birinci cümle, giyindi ikinci cümle, yaptı üçüncü cümle, Aldı dördüncü cümle. Çıktı beşinci cümle. Benim burada beş tane cümlem varmış. Ben bunu fiilimsi sayesinde tek cümle haline getirebilirim. Bunu nasıl yapıyorum? Bakın çıktı benim yüklemim. Bir tane yüklemim var benim. Kalkıp derken zarf fiil kullanmışım. Ip ip. Giyinerek derken erek arak. Zarf fiil kullanmışım. Dık dik sıfat fiil kullanmışım. Dık dik sıfat fiil kullanmışım. Erek arak zarf fiil kullanmışım. Yani ben fiilimsiler sayesinde 5 cümleyi bir cümle haline getirdim. Gelelim ikinci olaya. Fiilimsiler yardımıyla biz aktarma cümleleri doğrudan anlatımdan dolaylı anlatıma çevirebiliyoruz arkadaşlar. Doğrudan anlatım neydi? Sen birinin cümlesini değiştirmeden Direkt söyleyebiliyorsan, sonuna dedi getirebiliyorsan biz buna doğrudan anlatım diyorduk. Annem iyi insanlarla arkadaşlık et dedi dediğimde doğrudan anlatımdır. Ama ben annemin cümlesini kendi cümleme çeviriyorsam, annem iyi insanlarla arkadaşlık etmemi söyledi diyebiliyorsam bu dolaylı anlatımdır. Ve biz dolaylı anlatımı yaparken fiilimsi kullanırız. Bakın burada gördüğünüz gibi, burada iki tane cümle var. İki tane yüklem kullanılmış. Burada fiilimsi yok. Doğrudan anlatım yaptım. Ama söyledi dedim. Bir tane yüklemim var çıkacağımız derken. Ecek, acak var. Şurada, burada fiilimsim var benim. Yani ben doğrudan an, e, dolaylı anlatım yaparken fiilimsi kullanırım. Üçüncü özelliğimize geçelim. Fiilimsiler ek fiil yardımıyla yüklem olabilirler. Evet, Bizim ek fiilimizin 7. sınıfta görmüştük. Ek fiilimizin özelliği neydi? Birinci görevi isim ve isim soylu sözcüklerden yüklem yapmaktı. E biz fiilimsiye ne demiştik? Fiilimsi fiil olma özelliğini kaybediyordu ve artık isim soylu bir sözcük oluyordu. E isim soylu sözcükleri de biz ek eylemle yüklem yapıyorsak fiilimsi de demek ki ek eylemle yüklem yaparız. Bakın düşünmektir derken insanın en önemli eylemi düşünmektir. Düşünmektir burada benim yüklemim. İnsanın en önemli eylemi düşünmektir. Düşünmek olan ne? İnsanın en önemli eylemi. O adam geçen gün bizi iş yerinde arayanmış. Bakın yüklemde an en kullanılmış. Bunu mis sayesinde yüklem yapmışız. Bunu dır dır tır tir sayesinde. Ee, benim öyle konuşmamdı derken mame bakın isim fiil bunu da dı sayesinde ben ek fiil yapmış bulunuyorum. Dördüncü özelliğe geliyoruz. Fiilimsiler tamlayan göreviyle isim tamlaması kurabiliyorlar. Tamlayan göreviyle. Ancak asla tamlanan olamıyorlar. Fiilimsilerin tamlanan gibi göründüğü yapılar tamlama değil sadece sözcük grubu. Buna dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz biz öncesinde görmüştük. Neydi isim tamlamaları nasıl oluşuyordu? Birinci bölüme biz tamlayan diyorduk. Tamlayan. Bu birinci bölümümüzün ismi tamlayandır. İkinci bölümümüzün ismi ise tamlanandır arkadaşlar. Birinci bölümümüz bizim ilgi haleki ilgi eki alıyordu. Birinci bölümümüz bizim ilgi eki alıyordu. İkinci bölümümüz iyilik eki alıyordu. Bunlar önemliydi. Bakalım şimdi bildiğim konulardan soru çıktı. Bakın dık dik kullanılmış. Nasıl konu bildiğim konu. Burada bir sıfat tamlaması var. Birinci bölüm tamlayandı, ikinci bölüm tamlanandı. Nasıl? Konu, bildiğim konu. Bu arada sıfat tamlaması dediğimizde kafanız karışmasın arkadaşlar. Sıfat tamlaması, sıfat, her sıfat aynı zamanda sıfat tamlamasıdır. Sıfat gördüğünüz her yerde tamlama da vardır mutlaka. Hepimiz başarıda okumanın önemini biliyoruz. Neyin önemi? Okumanın önemi. Bakın burada belirtili isim tamlaması var. Tamlayan, tamlanan birinci bölümde olabiliyordu tamlayan bölümünde bizim filimsilerimiz fiilimsilerimiz. Burada da mema isim fiil var. Burada sıfat fiil vardı, burada isim fiil vardı. Bu konuda kimsenin konuşmasını istemiyorum dediğimde sen buna tamlama diyemezsin. Bizim özelliğimiz neydi? Tamlayan göreviyle kullanılabiliyordu fiilimsiler ama tamlanan göreviyle kullanamıyordu. Buna tamlama diyemezdik. Kimsenin konuşması derken şu tamlayan olurdu bu tamlanan. Yani bu tamlama değildir. Bakın benim yazdığım derken bu tamlama değildir. Evet, fiilimsler konusuyla alakalı bir hatırlatma yapmış olduk arkadaşlar. Gördüğümüz konunun genel bir tekrarını yaptık. Bir dahaki dersimizde fiilimsilerle alakalı soru çözümü yapacağız.